Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yandan kalıcı konutlar ve deprem evleri hızla yükselirken diğer yandan da depremin enkaz kaldırma çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı olarak tespit edilen 14 milyon metrekarelik alanın %91'inin yıkımı gerçekleşti ve enkazın hafriyat kaldırma işlemleri de yürütülüyor. Şehir merkezinde enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra temellerdeki hafriyatlar da sökülerek kaldırılıyor. Moloz yığınlarının kaldırılması için Japonya fonundan Kahramanmaraş'a 2,4 milyon dolar destek geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü gelen destekli iki mobil bir sabit ayrıştırma ünitesi kuruluyor. Ayrıştırma ünitesinin mobil alanının bir tanesi Dulkadiroğlu ilçesine, diğeri de Elbistan ilçesine kurulumu yapılıyor. İl genelinde döküm sahalarına taşınan yaklaşık 6 milyon metreküp molozun geri dönüşümü sağlanacak. Depremzede vatandaşlar deprem olduğunda kötümser bir tablo olduğunu, hafriyat işlerinin hızla kaldırıldığını söylediler. Yani geçen sene bu deprem olduğunda çok kötümser bir tablo vardı. Yani biz bu enkazın altından çıkamayacağımız korkusunu yaşıyorduk. Tam istediğimiz düzeyde bir çalışma olmasa bile çok da karamsar bir tablo yok. Yani şehir bir yönüyle bir taraftan inşa edilmeye başlandı. Ama tabii bunun daha hızlı bir şekilde olması gerekiyor. Yani bunun sonuçlanması önemli. Hani başlangıçtan ziyade bunun bitim süresi çok önemli. Çünkü yıkılan yaklaşık 110 bin kadar ev var. Çarşı gördüğünüz gibi komple yok. Bunun acilen çarşının inşa edilmesi lazım. Aksi takdirde buradaki esnaf yani tüketici ihtiyaçlarını Antep gibi, Malatya gibi, Kayseri gibi şehirlerden karşılayacak. Dolayısıyla esnaf komple mağdur olur. Acilen bu çarşının yapılması gerekir. Dediğim gibi yani çok kötümser bir tablo yok ama çok böyle hızlı olması. Daha hızlı olması gerekiyor. Bunu bekliyoruz. Hafriyat işleri de çok hızlı şekilde kaldırılmaktadır. Bu yönden de çok memnun duydum, çok sevindim. Herkese teşekkür ediyorum. Yapana, yaptıranlara Cenab-ı Allah'tan hayırlı işler, hayırlı günler, hayırlı ömürler diliyorum. Ya Maraş'ta yani gereken zaten geç kalındı, yapılmadı. Vakti zamanında yapılmadı. Yapılanlar da bu deprem nedeniyle böyle oldu. Ama şimdi de bu müstakil evlerin kalkıp hepsinin komple yıkılıp güzel bir şey olup, restore olup kibar bir Maraş görmek istiyorum.